Havalar sıcak. Türkiye'nin birçok noktasında kurutma mevsimi başladı. Şimdi termometrelerin 52 dereceyi gösterdiği noktalardan bir tanesine gideceğiz. Diyarbakır diyeceğiz. Diyarbakır'a giderken de tabii dersiniz mutlaka o tavada közde pişirilen etlerden mi söz ediyorsunuz? Hayır, bu kez etlerden söz etmiyoruz. Soğuk havada dondurma gider diyoruz ama bu kez dondurma biraz farklı. Tava dondurması. Bekir Özbey'e giriyorum, dönüyorum hemen. Bekir, Diyarbakır'dasın ve bu kez tava dondurmasını anlatacaksın. Nasıl oluyor tava dondurması? Nilgün Balkaç, Diyarbakır'da tarihi Hasanpaşa Hanı'ndayız. Burası asırlarca Diyarbakır'ın uluslararası ticaret güzergahında ticaret nabzının attığı bir yerdi. Son 20 yıldır ise kahvaltının adresi. Diyarbakırlılar sabahın bu saatinde akın akın buraya geliyorlar kahvaltı yapmak için. O meşhur Diyarbakır kahvaltısının tadına bakmak için. Ama sen bizi farklı bir şey için anons ettin. Bugün Hasanpaşa Hanı'nda bugün sizlere dondurma, tava dondurmayı tanıtacağız. Şimdi aşırı sıcaklar var. Güneydoğu son bir haftadır kavruluyor. Dondurmasız olmaz. Bu sıcaklar dondurmasız geçmiyor. Ama bu kez farklı bir dondurma, tava dondurmayı bize Vezir Eles Bey tanıtacak. Vezir Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür. Şimdi bir saç tava görüyorum burada Vezir Bey. Saç tavayı görünce de aklıma direkt kuşbaşı etler, böyle ya, kuşbaşı... domatesler, patlıcanlar, biberler geliyor. Güneydoğu tava cenneti. Bu nasıl bir tava? Onlar değil, bu tam tersi. Bu eksi 40 derece soğukluk veren bir tava eksi bu. Eksi 40 derecede alttan soğutuyor. Soğutuyor ve yaklaşık 2 dakika içerisinde burada mükemmel bir dondurma yapma şansı, bir şans bizi yaratıyor. Peki, hemen bize bir dondurma yapar mısın? Tabii. Malzemelerini de görelim ustam. Lütfen. Evet, muzu doğruyorsun. Muz koyuyorum. Şöyle içine koyuyorum. Evet. Domatesi, biberi koydukları gibi senin meslektaşların. Biraz da ondan farklı tabii. Evet. Evet, sarelle koyuyorsun bu şekilde. Burada taze sütlerimiz var. Süt koyuyorsun. İçinde hiçbir katkı maddesi olmayan, her şeyin doğal olduğu. Zaten bu dondurmanın asıl amacı da bu olması. Şimdi her şeyi güzelce soteliyorsun. Benim aklım gene saç tavaya gidecek, kuşbaşı tavaya gidecek. Onu da böyle sotelerler biliyor musun? Domatesle, biberle, soğanla. Birazdan tamamen fikriniz değişecek, bununla ilgili olan yerleriniz değişecek. Güzelce soteliyorsun ustam bunları şimdi. Bu arada dikkat ediyorum, daha şimdiden donmaya başladılar. Eksi 40 derece alttan üfürünce. Nasıl oldu ustam? Bu ilk kez bu yaz başladı değil mi Diyarbakır'da? Daha önce böyle başladı. Daha önce de zaten yurt dışına vardı ama Türkiye'de çok yaygın olan bir şey değil bu. Türkiye'de yaygın bir dondurma değil bu. Nereden getirdin bunu? Bu normalde Tayland'dan gelen bir dondurma bu. Tayland, evet. Tayland mutfağının bir ürünü aslında bu. Güneydoğu'da da meşhur mu? Hazır saç tavalar böyle çok yaygınken dedin. Ben de Tayland'ın tavasını buraya getireyim dedin, öyle mi? Ama bu arada büyük eksikti bu. Doğuda olması gereken bir şeydi bu. Şimdi sen bunu güzelce bu arada saç tavaya böyle sürüyorsun. Dağıtıyorsun. Daha iyi donması için mi yapıyorsun bunu? Ya, daha iyi donması için, durulması için. Şimdi bunun özelliği... İçinde çileğimiz sonra... var, kivimiz var, muzumuz var. Aynen, taze sütlerimiz var, salebimiz var. Sütümüz var, çikolatamız var. Çoko kremimiz mi derler ona? Evet. Ama şöyle bir şey söyleyeyim ben size. İçinde katkı maddesi hiçbir şey yok. Yani içinde dondurucu maddeleri yok, katkı maddesi yok. Yani evet. Ömür uzasında olan maddeleri yok. Her şey doğal, her şey... Yani gıda boyası şey. Tarzı şeyler hiç kullanmıyorsun. Hiçbir şey yok. Evet. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Glikoz şurubudur, gıda boyasıdır. Bu tarz şeyler kullanmıyorsun. İçindeki her şey doğal, gözünüzü gördüğü, evet. Yaptığım bir şey. Aman ustam çok da anlatma şimdi. Seyirciler merak edecek, atlayıp Diyarbakır'a gelecekler. Bekleriz, herkes bekleriz Türkiye buraya. Türkiye izliyor bizi şimdi. Bu kadar da insanların ağzını sulandırmayalım. Şimdi kazıyorsun onları, evet. Kazıyorum, şunları ruh haline geliyor. Evet. Bu şekilde... kazıdın. Ve kabımıza mı koyacağız? Şöyle şimdi bardağımıza koyuyoruz bunu. Çok güzel. Servise hazır hale geldi. Sadece 2 dakikada eksi 40 derece soğukta sen bunu dondurarak, soteleyerek. Üstüne sosumuzu koyuyoruz. Evet. Güzelce sosumuzu, karamel sosumuzu döktük. Yakışıyor karamel buna. Fındığımızı koyuyoruz. Cevizimizi koyduk üstüne. Fındık cevizimizi koyuyoruz. Yani çok güzel. Şeyimizi koyuyoruz. Evet. Çok güzel. Servise hazır hale geldi, öyle mi? Peki. Ben şimdi bunu yayından sonra kameramanımla birlikte yiyeceğim. Afiyet olsun. O zaman vedamızı bu şekilde yapalım. Saç tavanın memleketi Güneydoğu'da artık tava dondurma mevsimi başladı. Hasanpaşa Hanı'nda birazdan bekliyorsunuz. Herkes bekliyoruz buraya. Peki, vedamızı bu şekilde yapıyoruz. Bu sıcak günde serin bir veda yapıyoruz size. Teşekkür ederim.
Bekir Özbek, çok teşekkür ederiz. Gerçekten ben de dikkatle izledim. Hakikaten çok keyifli bir dondurma olsa gerek ve doğal olması da çok dikkat çekici. Teşekkürler. Diyarbakır'a bunun için de gidilmesi gerekiyor.